aynen. Ceylan Baykan burada mı? Ben Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Sorumlusu Uzman Doktor Huri Akça, Halk Sağlığı Uzmanı olarak görev yapmaktayım. İlimizde sağlık çalışanlarından sonra ikinci aşama olan yaşlı ve bakım evi aşılamasında bugün Merkez Toplum Sağlığı çalışanlarımızla geçmiş bulunmaktayız. Şimdiye kadar 3500 sağlık çalışanından ilimizde 2000'i aşılanmış bulunmakta. Halen de aşılamalar devam ediyor sağlık çalışanı olarak. Bu aşılamalar sonucunda herhangi bir aşı sonrası istenmeyen etki rapor edilmedi. Şu an bir yan etki görülmedi hiçbir sağlık çalışanında. Onun dışında toplumda aşıyla ilgili kafalarda olan soruları cevaplamak için de konuşmak istiyorum. Bu aşı uygulaması peyderpey bakanlığın plan programı çerçevesinde bütün topluma yayılacak şekilde uygulanacak. Toplumda bazen bu aşı uygulamasıyla ilgili sorular kafalarda oluşabilmekte, çekinceler oluşabilmekte. Öncelikle bu aşı inaktif virüs aşısı, yıllardır uygulanan çocukluk çağı genişletilmiş bağışıklama programı çerçevesinde uygulanan aşılarımıza benzer şekilde üretilmiş, uygulanmakta olan bir aşı. Zaten faz 3 çalışmaları sona erdi. Ondan sonrasında da Türkiye genelinde ve ilimizde uygulamalar devam etmekte. Bununla ilgili bir çekincelerin olmamasını istiyoruz. Toplum bağışıklamasının önemini vurgulamak istiyorum ben burada. Bireylerin hani belli bir kısmının, toplum belli bir kısmının aşılanmasının yeterli olmayacağı salgınla mücadelede öncelikli olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Bir konu. Yani toplumsal olarak tamamımıza yakınımızın aşılanmış olması gerekir ki bu salgında pandemiyle mücadelede yol alabilelim. Tabii ki pandemi için şu an elimizdeki en etkili silah bu aşı uygulaması olacaktır pandeminin sonlanması için. Ben bir halk sağlığı uzmanı olarak aşıyı kendim de uyguladığım gibi, yakınlarıma ve çevreme de uygulatacağım gibi bütün halka da uygulamaları için öneride bulunuyorum. Recep, otur. Bilal hazırlan. İsimlerini Abdülmelik o. Gel paşam. Alo. Burayı tut Ömer, burayı tut, biraz tut böyle.